Yatırımcılar soluğu kuyumcularda alıyor. Çünkü altın, dolar ve euroda sular durulmuyor. Dolar ve euro fiyatlarını açıklayan kuyumcu Mehmet Altıniş, önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Ama yine de bu fiyatların değişmesini beklemiyoruz dedi. Dolar 26 lira 40 kuruş. Euro ise 29 lira 66 kuruş. Dolarda ve euroda sular durulacak gibi gözükmüyor. Hala 26 ve 29'un üzerinde gideceğiz. Gidişat öyle. Yalnız önümüzdeki günler tabii Merkez Bankası faiz kararı var. Ona göre dolar ve euro şekillenecek. Ama biz çok fazla değişim bekliyor muyuz? Hayır, beklemiyoruz. Ons altının fiyatının yükseldiğini, bununla birlikte gram altının 1667 liraya çıktığını söyleyen kuyumcu Altıniş, bu durum altın fiyatlarının bir daha geri gelmeyeceği anlamına geliyor diye konuştu. 24 ayarda da ons yükseldi. Geçen haftalarda 1920 ve 30'larda olan ons 1958'e yükseldi. Amerika'da gelen iyi verilerden dolayı fiyatlar yükselişte. 24 ayarda 1667'de. Ons'un yükselmesi demek dünya çapında altın yükseliyor demek. Dünya çapında altın yükseldi ve bunun geri gelmesi biraz daha az olasılık olabilir. Çeyrek altın 2706, Cumhuriyet altın 10.775. Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan kuyumcu Altıniş, altın, dolar ve euro yatırımcısı uzun vadede yatırım yapabilir dedi. Dolar, euro ve altın yatırımcısı ne yapmalı derseniz, üçünde de alım uzun vadede iyidir. Ama kısa vadede belli olmaz. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın ve Fed'in kararları var. Oradan sonra iş şekillenecek. Ama bakın, bu başlangıcı yaptı. Bu onsun yükselmesi demek Fed'in kararında bir değişiklik olabilir. Ondan dolayı ons yükseliyor. Bizim Merkez Bankası'nda da gene faiz kararında çok fazla önemli değişik olmazsa bunda da gene 26'nın üzerinde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yani alan şu günlerde kazanır. Satan da zirvede satıyor, satabilir de. Yani ev alanlar, araba alanlar hiçbir zaman üzülmesinler, yüksek fiyattan satıyorlar. Ama alanlar uzun vadede gerçekten kazanacaklarını düşünsünler. Ama bakın, uzun vade.